Dürüst nasıl ol. Kurgu? Dürüst ol. Sorun yok mu ülkede? Dürüst ol. Dürüst. Ya sen çık ya. Vatandaş konuşacak. Ben vatandaş. Sen vatandaş değilsin. Tahrik etme insanları. Ya sen tahrik edin. Yürü git. Sahtekarlık mı kardeşim? Dürüst ol. Dürüst. Asker polis ölmesin diyor. Dürüst ol. Sen Erdoğan'ın nesi oluyorsun? Erdoğan'ın nesi oluyorsun? Erdoğan git. Erdoğan'ı karıştıralım. Abi ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Abi ekonomi rezalet skandal ya. Ekonomi nasıl olabilir? Rezalet skandal. Yani ekonomi berbat. Ekonomi nasıl olabilir abi? Ekonomi çok kötü. Yani ekonomi diyen aklına şüphe edilir. Ekonomi zaten ülkeyi yöneten ekonomi kötü diyor. Kemer. Şöyle alayım mı? Şöyle evet. Geçelim. Yani abi ekonomi dediğim gibi ekonomi rezalet skandal. Ekonomi berbat. Kalmış ki Erdoğan bile diyor ekonomi kötü. Diyor kemer sıkalım. İşte porsiyonları küçültelim diyorlar. Ekonomi çok kötü. Ekonomi berbat. Yani dediğim gibi ekonomi diyenin aklından şüphe edilir. Türk halkı şüphe eder. Vatandaş halk şüphe eder. Çünkü dolar euro uçmuş. Yani dolar euro 30 TL'ye geçmiş. Yani ya benim Türk param dünyanın en değerli parasıdır. Ya bizim Türk parası uçsun ya. Milletin ya parası niye uçuyor ya? Çatalla çorba yedirirler kendileri kepçeyle abi. 10.000 dolar 350 bin TL ya 10.000 dolar. Bir Avrupalı geliyor 10 TL ile burada 350 bin TL'lik hani tatil yapıyor, iyi içiyor, hayatını yaşıyor. Yani ekonomi kötü. Yani Türk halkı vatandaşlar haftanın 6 günü çalışıyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyor. Bir ay boyunca çalışıyoruz. Vatandaşın aldığı para 17 bin TL. Asgari ücret 17 bin TL. Kiraya yetmiyor ya. Kira. En kötü kiralar 20 binden aşağı değil. O da fakir sentlerde. Bağcılar, Esenler, Güngören, Bahçeli evler. O da giriş kat, bodrum kat 1+1. Emeklim 40-50 yıl boyunca çalışıyor. Vatana millete hizmet ediyor. Emeklim 10 bin TL alıyor ya. Ya 10 bin TL dilenciye verilmez. 10 bin TL ne geliyor ya? Yemin ederim ya. Peki senin gündeminde ne var abi başka? Abi gündeminde sadece benim değil. Yani ben halkım, vatandaşım. Türkiye'nin gündeminde ekonomi var. İnsanlar geçinemiyor. Yani insanlar gerçekten evine ne et alabiliyor, ne yumurta alabiliyor, ne meyve sebze alabiliyor. Etin kilosu 700-800 TL, 1000 TL olmuş et ya. Abi? Bir koli yumurta 150-200 TL olmuş. Meyve sebze her şeyin kilosu 50 TL, 100 TL olmuş. Her şey uçmuş ya. Yani bir genç evlense, anne babası onu evlendirmezse düğün olmuş 1 milyon TL ya. İşte düğün salonu tutma, beyaz eşya alma, işte hani koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, dolap falan 1 milyonu geçer ya. E bir genç, bizim Türk gençlerimiz nasıl bu parayı toplayıp da evlensin? Hani annesi babası bile evlendiremiyor. Ekonomi bazılarına çok iyi. Bu ülkede bazılarına çok iyi. Kimlere iyi? Erdoğan'a ekonomi çok iyi. Çünkü Erdoğan 1150 odalı sarayda yaşıyor. Yedi önde yemedi arkasında. Zaten kendisi çıkıyor diyor ki ben 150 odalı sarayda yaşıyorum. Ben manda yoğurdu yiyorum, kestane balı yiyorum, ejderha meyvesi yiyorum. Ona ekonomi çok iyi. Vallahi Erdoğan yani biz Türk halkı vatandaşlar olarak manda yoğurdu, kestane balı, ejderha meyvesi yemiyoruz. Alacak paramız yok. Yani Türk halkı vatandaşlar sabah, öğlen, akşam poğaça simit, poğaça simit, poğaça simit. Yemin ediyorum vatandaşın içi dışı poğaça simit olmuş ya. Herkes kilolu olmuş, obez olmuş. Yani rezalet skandal ya, başka bir şey değil. Yemin ediyorum ya. Bazıları saraylarda yaşıyor. Yedi önde yemedi arkasında halkın %90'ı poğaça simit, poğaça simit. Bu ne, dalga mı geçiyorsunuz, alay mı ediyorsunuz ya? Rezalet skandal. Aynen abi. Yani bazıları da gidiyor Fransa'nın Monaco özel bölgesinde ıstakoz yiyor. Ya biz hamsi yemiyoruz. Bunlar gidiyor ıstakoz yiyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Rezalet skandal değil de ne kardeşim ya? Ya nasıl sinirlenme? Şimdi Türk halkı hamsi alacak parası yok. Hamsi yemiyor. Bazıları gidiyor ıstakoz yiyor yurt dışında ya. Bazıları gidiyor Maldivler'de tatil yapıyor. Bazılarının işte yüzlerce, binlerce daireleri çıkıyor. Bir tane belediye seçimden önce belediye başkanı adayıydı ya. Yani Ankara'da, Antalya'da İşte yüzlerce, binlerce dairesi ortaya çıktı. Arsaları çıktı. Türk halkı hepsi geçinemiyor ya. Geçinemiyor insanlar kardeşim. Avrupalılar hepsi ülke ülke geziyor. Hayatlarını yaşıyorlar. Ya bizim Türk halkı vatandaşlar halk ekmek kulübelerinde 100 metre sırada ya. 100 metre ya. Yemin ediyorum ya. 100 metre sırada insanlar ya. Hangi halk ekmek kulübesinin önüne gidin? İnsanlar böyle sırada ya. Böyle. Kışın titriye titriye sırada insanlar ya. Ya 21. yüzyılda 2024'te geldiğimiz durum bu ya. Bazıları 1000 odadan fazla sarayda yaşıyor. Halkın %90'ı halk ekmek kulübeleri önünde bir iki ekmek için sırada ya. Ya olacak şey mi ya? Olacak şey mi kardeşim?
olacak şey değil, değil. Biz bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bazıları hayatını yaşarken, saraylarda yaşarken, yüz binlerce TL maaş, emekli maaşı alırken Türk halkı 17 bin TL alıyor, emekli 10 bin TL alıyor. Ya 10 bin TL ne geliyor ya? Ne geliyor 10 bin TL'ye? Türk halkına niye 10 bin TL veriyorsunuz kardeşim? Vatandaşa niye 10 bin TL veriyorsunuz ya? Ya 40-50 yıl boyunca çalışıyor, 70-80 yaşına kadar çalışıyor, emekli oluyor, 10 bin TL alıyor ya. Ya 10 bin TL kirayı yetmiyor. E bunun yanında elektriği var, suyu var, doğalgazı var, yemesi var, içmesi var. Çoluk çocuğuna bakacak. Ya hayatını yaşamayacak mı bu insan? 10 bin TL ne ya? Ya diyorlar biz yerliyiz, milliyiz, milliyetçiyiz. Ya Türk halkı vatandaşlar 17 bin TL'yi hak görüyorsanız insanlara, emekli 10 bin TL hak görüyorsanız, siz de 17 bin TL maaş alın. Emekli olarak siz de 10 bin TL alın, tamam mı? Siz vatandaştan değerli, değil, değerli değilsiniz ya. Ya siz siyasetçisiniz, hizmetçisiniz. Sizin işiniz ülkeye hizmet etmek, Türk halkına, insanlara hizmet etmek. Şunu söyleyeyim, Türk halkı saraylarda yaşayacak. İnsanlarımız saraylarda yaşayacak. Siyasetçiler değil, tamam mı? Siyasetçiler değil. İnsanlar saraylarda yaşayacak. Türk halkı 7'den 70'e herkes sarayda yaşayacak. Gerekirse siyasetçi maaş bile almayacak, tamam mı? İnsanları saraylarda yaşatacak. Sizler saraylarda yaşıyorsunuz. Yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda insanlar perişan ya. Ya kimin yüzü gülüyor burada? Kimin yüzü gülüyor? Yemin ediyorum herkes asık suratlı. Herkesin dünya kadar derdi var, sorunu var, sıkıntısı var. Hangi hastaneye gidin? Hepsi full dolu. İnsanlar sıra alamıyor. Hangi cezaevine gidin? Hepsi dolu. İnsanlar herkes hasta olmuş. Herkesin psikolojisi bozulmuş. Ya biz neyle gündeme geliyoruz? Neyle gündeme geliyoruz? Yani her gün asker polis cenazesi geliyor. Her gün kadın cinayetleri haberi geliyor. Her gün çocuk taciz tecavüz olayları oluyor. Yani işte her gün ya uyuşturucu sorunu var bu ülkede. Bu ülkede uyuşturucu sorunu var güzel kardeşim. Bizim gençler hepsi işsiz uyuşturucu bağımlısı. Ya uyuşturucuyu niye bitirmiyorlar ya? Niye bitirmiyorlar kardeşim? Ya ben bir halk vatandaş olarak soruyorum, uyuşturucuyu niye bitirmiyorsunuz ya? Yani uyuşturucuyu niye bitirmiyorsunuz kardeşim? Sen vatandaş mısın? Uyuşturucuyu bitirin. Sen vatandaş evet. mısın? Niye kurgu yapıyorsunuz? Nasıl kurgu? Bak, tiyatro yapmayın. Evet. Tamam mı? Tamam. Tiyatro yapmayın. Tiyatro mu? Uyuşturucu yok mu? Ben vatandaşım. Bu ülkede uyuşturucu yok mu? Bir dakika, ben vatandaşım. Evet. Buradan geçiyorum. Tamam, ama gel abi. Ama sizin yaptığınız kurgu. Nasıl kurgu? Tiyatro yapma. Nasıl kurgu? Bu kadar insan... Yok şey nasıl değil, cahil kurgu? Değil, tamam nasıl kurgu? Yani kurgu yapıp da gelip burada kameranın önünde. Biz de cahil olmadığımız için konuşuyoruz. Konuşmak kolay. Tamam mı? Tamam sen de kurgu konuş. Kurgu yapma. Dürüst nasıl ol. Nasıl kurgu? Dürüst uçuruz ol. Sorun yok mu ülkede? Dürüst ol. Dürüst. Ya İçişleri Bakanı dürüst zaten ol, diyor her gün kırmızı bültenle aranan şu çete mafya yakalandı. Bak insanlar tiyatro seyreder gibi seyrediyor seni. Niye insanların duygularıyla? Tiyatro seyreder gibi mi evet. Arkadaşlar. Çünkü sen kurgu yapıyorsun. Bir saniye abi. Nasıl bir dakika? Bak bu arkadaş 15 dakika önce kurgu yaptı. Gördün mü sen? Ben daha yeni gördüm. Gördün mü? Tiyatro yapıyor. Nasıl tiyatro? Bunlar ekip. Nasıl tiyatro ekip? Yapıyor. Hemen konuş o zaman. Aa, gel. Vatandaşsın. Sen çekil. Gel kardeşim. Gel. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir dakika çık oradan çık. Nasıl çık ya? Sen çık ya. Yürü git ya. Vatandaş konuşacak. Ben vatandaş. De vatandaşım. Ben sen vatandaş değilsin. Sen mi vatandaşsın? Evet ben vatandaşım. Ben diyorum her gün asker polis çağrısı geliyor. Sen diyorum vatandaş. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Provokasyon yapma. Sen provokasyon yapma. Sen yapıyorsun. Ben aldım. Fikrini söyleme. Siz ekipsiniz kardeşim. Asker polis çağrısı gelmesin. Ne geliyor? Ne geliyor? Uyuşturucu bitirirsin. Tahrik etme insanları. Ya sen tahrik edin. Yürü git. Gelmiş burada artık konuşuyoruz yanından. Dur. Sen ne kim boş ne diyorsun sen? Sen ne? Sahtekarlık yapma, dürüst ol. Ya asker polis ölmesin demek sahtekarlık mı kardeşim? Dürüst ol, dürüst. Asker polis ölmesin diyor. Dürüst ol. Türkçe anlıyor musun? Dürüst ol, insan ol. Anlıyor musun? Provokasyon yapma, insan ol. Abi anladın mı? İftira atıyorsun. Ya, i̇ftira atmıyorum ben oğlum, gördüm. Evladım diyorsun ki gördüm kardeşim. Adam, sen Türkçe anlamıyor musun? Gördüm siz konuşuyor. Bak siz evet, burada ekipsiniz. Evet. Erdoğan'ı eleştirmeyelim. Ben bunu gördüm. Erdoğan'ı eleştirmeyelim. Adam normal söyleyemez mi? Konuşursa tamam okey. Sen bilirsin sen de gel konuş. Olmaz. Niye Erdoğan olmaz? Yalancılık. Bir saniye. Sahtekarlık yapma dürüst ol. Vatandaş gelsin konuşsun. Gel konuşsun. Sen Erdoğan'ın nesi oluyorsun? Erdoğan'ın nesi oluyorsun? Erdoğan git Erdoğan'ı karıştırmayalım. Erdoğan. Ben Cumhuriyet çocuğu. Erdoğan'la alakam yok. Sen Cumhuriyet çocuğu değilsin. Ülke bitmişken gelip ülkenin hayır, sorunlarını hayır, konuşan hayır, bir insanla konuşmayabilirsin. Sen yalancısın, sahtekarsın. Ya yürü git. Sen beni ne kadar tanıyorsun? Karet ediyorsun. Sen beni ne kadar
vatandaş. Hakaret ediyorsun abi. Ben diyorum ki, ben diyorum ki her bir asker polis cihazı geliyor. Kadınlar cinayete kurban gidiyor. Bak kardeşim, bak bu insanlar sizi seyrediyor. 15 dakika. Seni de seyrediyorlar abi. Vatandaş, bu kameraman, bu spiker arkadaş burada kurgu yaptı. Ben bunu gördüm, ben bunu söylüyorum. Nasıl kurgu yani? Dürüst olsun. Vatandaşsa vatandaşın görevini yap. Yani şimdi sen gelip yanımıza... Nasıl kurgu? İnsanları tahrik etmeyle, provokasyon yapmayla bu işler olmaz. Asker polis ölmesin demek tahrik mi oluyor? Dürüst ol. Asker polis 30 yıldır ölüyor demek tahrik mi oluyor? Sen askerin polisin ölmesini mi istiyorsun? Hadi işine bak, hadi işine.